Ve sevgili Kübra ile bir Yunus'la devam edeceğiz. Şimdi 10 yıl önce kaçarak evlenmiş. 2 tane de çocukları var. Kübra, şimdi Yunus'un seni takip ettiğini, ettirdiğini söylüyorsun ama yakın akrabaların da senin aleyhine çalışıyorlar aslında. Mesela kuzenin bağlandı, senin 13 yaşında, 14 yaşında kaçtığını falan söyledi. Onları sence Yunus mu arattırıyor ama Yunus ben onlarla görüşmüyorum diyor. Görüşüyor Didem abla. Görüşüyor mu? Evet, görüşüyor. Şimdi, peki sen Yunus'tan ayrıldıktan sonra kendini o zaman mı buldun? Yani çok farklı bir, çünkü Instagram'ında senin izninle o fotoğrafları aldık. Birazdan onları yayınlayacağız. Farklı görüntüler var. Yani sen Yunus'tan tam boşanmadın da hala evlisiniz. Boşanma davanız var. 5 yıldır annenle yaşıyorsun. Ondan sonra mı kendini buldun? Evet Didem abla. Öncesinde peki Yunus'la beraberken nasıldı? Didem abla, Yunus'la beraberken çok kötüydü. O kadar yani mı? Yani kendine ait bir fikrim bile yoktu. Kendin diye bir şey yoktu. Hep o vardı. Çalışırdı, kendine çalışırdı ama doğru düzgün de zaten çalışmazdı. Ama biz yoktuk yani. Kendine alışverişe giderdi, her şeyi yapardı ama biz yoktuk yani. Bizim bir fikrimiz yok, olmadı hiçbir zaman. O kadar diyorsun, baskı gördü ve sana hiçbir zaman değer vermedi diyorsun. Vermedi Didem abla, hiçbir zaman. Her zaman beni aşağıladı. O da bambaşka şeyler söylüyor. Yunus bir gelsin bakalım. Yunus, gelir misin lütfen? Hiçbir zaman bana değer vermedi diyor. Yalan söylüyor. Çalıştı, kendine kıyafetler aldı. Çalıştı, her şeyi kendine yaptı. Çalıştı, evet, o yedi, Didem içti abla diyor. Eşim burada. O zamana kadar nasıl yaşamış abla? Ailem sayesinde. Ya dur. Sen de ya, benim ailem sayesinde bir yerlere geldin. Gelir kapın gitti ya, çünkü benim ailem senin için bir gelirdi. Ya dur. Didem ya abla, ben bir de burada bir şey açıklamak istiyorum. Buradan benim babama çok laf yazanlar olmuş. Benim babam... Ya ben buradan özür dileyerek söylüyorum ama durumu olmayan, görmemiş bir baba değil. Benim babam fabrikada çalışmış, emekli olmuş, 10 senede esnaflık yapmış bir adam. Yani sen ne gördüysen ailenden gördün. Tabii ki de ailemden Yunus'a gördüm. Yunus'u senin ailenden nemalandı. Evet Didem abla, ha, o da kendisi benim ailemden gördü. Taksiye binerdi gelirdi, baba param yok, taksiye binmeyi akıl ediyordu. Baba param yok, taksimi öde. Babası parayı, babası taksiyi ödüyordu çünkü geldiği zaman. Babanın evine geliyor, babamın evine geliyordum. Benim babam bir dahaki geleceğim zamana kadar cebime harçlık koyardı, çoluğunun çocuğunun masrafını karşıla diye. Yunus da diyor ki lüks hayat, gösterişli hayat özentisi vardı. Benden ayrıldıktan sonra zaten bu amacına ulaştı, bütün hedefi de oydu diyor. Şimdi senin bize verdiğin iki video var. Tabii. O iki videoyu bir arka arkaya yayınlar mıyız arkadaşlar? Bir görelim, biraz daha hayatına Kübra'nın yakından tanıklık edelim lütfen. Düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi, hangimiz bir kuyuda köşe başında bir vefasız için. Çok öfkeliyiz diyorsun. Bu göndermeler sana mı sence Yunus? Hayır Didem abla, asla. Hı? Yunus bana diyor. Asla. Neden sana olduğunu düşünüyorsun? Ben de biraz öyle hissettim de. Asla Didem abla. Çoğu gitti, araç, azı kaldı diyorsun ya. Araç evet, çoğu gitti, azı kaldı boşanmam için. Az bir müddet kaldı yani, çok bir zaman kalmadı. Lüks araçlar, teyzemin kızı Didem abla, hani ben yalnız geziyormuşum, ediyormuşum, kendim verdim size bu videoları. Evet, kendisi onun verdi. Gibi onlarca videolarım var. Hani lanse ediyor ya, o arabada tek kendimi de video çeksem, hani teyzemin kızını göstermedim diye oradaki bir adam olmuş olmuyor. Niye? Peki sanayide araba sürerken kim vardı yanında? Ya ne sanayisi? Ha, hani kanıtın nerede ya? Sanayinin? Ya bana ikide bir kanıt deme. Kanıt programında değiliz. Kanıtın yoksa konuşmayacaksın. Kanıt programında kanıtın değiliz. Kanıtın yoksa konuşmayacaksın. Ben gönlümü söylüyorum. Sen ne gördün? O gönlümü zaman beni söylüyorum. Takip ettiğini açık ben açık belli ediyorsun. Ben seni ne takip edeceğim ya? O zaman sanayiyi nereden çıkartıyorsun? Sanayiyi nereden çıkartıyorsun? Sen daha gittin, gittin gideli bir de amcanın oğluyla düşman oldun. Ben daha ne diyeyim abla? Olurum, gider bu seni ilgilendirmez. Benim oldu. Ailevi sorunum. Ben daha ne diyeyim buna? Benim ailevi sorunum seni
bak. Bu videoları sana niye gönderme yaptığını düşünüyorsun? Ne bileyim abla işte yakıştırmak amaçlı ya da şey. Ben kullanmıyorum abla, telefon kullanmıyorum. Özür dilerim, sen o Instagram'da o görüntüler Kübra seni kıskandırmaya mı çalışıyor? Asla Didem yani. Abla hesabım kapalı. Kendisi de önce. Her yerden önce engelli. Abla, açıp kapatıyor, önce, açıp önce kapatıyor. Açıktı. Açıp kapatmıyorum Didem abla, bir kere tek açtım. Abla çok video kaldırdı ya. Didem abla bir kere tek açtım. Lüks araçta olan bütün videolarını kaldırdı. Sildi mi? Bütün videolarını kaldırdı abla. İşte dedim abla, bunları duruma atıyorsun. Durumdan ertesi gün zaten siliniyor. Ben bunları normal paylaşmıyorum ki. Bunlar da durumda olan videolardı. Ertesi gün durumdan otomatik kalkıyor. Şimdi diğer videoların da fotoğraflarım var. Onları da bir ekranlara getirmek istiyorum. Arkadaşlar lütfen girer misiniz onu? Fotoğraflarını. Yine Kübra'nın verdiği fotoğraflar. Dünyalar güzeli çocuğunuz var. Çok merak ediyorum. Hiç Yunus'la gezmeye falan gitmediniz mi? Hiç Didem abla. Hiç mi? Babamın evidir, başka bir yer yok. Bir de amcası gelin evidir. Nereye götürmüş kendisi söylesin. Yemin etsene. Nereye götürdün? Yemin etsene. Nereye götürdün? Yemin etsene. Yemin de ederim. Nereye götürdün ki? Bir babamın evidir, bir amcamın evidir. Nereye götürdün beni? Hangi gün çocukların elinden tutmuş parka götürmüş insansın? Götürmedik değil mi? Hiçbir zamanda götürmedin. Getireceğim size. Söyle söyle, tamam, nereye getirir canım? Sultan Gazi'de evet amcası parka... gelin orası işte söylüyorum ya. Amcası gelin orada oturuyor zaten. Bir orası, bir de benim babamın evi, başka bir yer yok. Bir de kendi ailesinin evi. Yani annesinin babasının evi, başka Yunus bir yer yok. Yunus mi geziyordu? Evet Didem abla, yani. Evin yolunu bulmuyordu, bilmiyordu ki. Evin yolunu bilmiyordu yani. Gece 3'te 4'te evlerinin yolunu biliyordu, geliyordu. Yani hiç gezmedik beraber, hiç takılmadık. Hiçbir yere de gitmedik. Bir gün bir kafede bile oturmadık Didem abla, asla. Kafede oturmadık demir diyor abla, doğru öyle mu? Diyor, evet abla, ben size bir tane daha fotoğraf vereceğim. Beraber oturup kahve içmiştik, kahvenin üstüne de ben Kübra'nın adını yazmıştım. Öyle mi? Bir sefer. Evet, bir sefer. Doğru, bir sefer tek. Daha doğru. Bir seferin, iki seferi de çıkar, üçü de çıkar. Abla, sadece bir sefer, doğru onun söylüyor. Onun harbi de at binmeye gitmişsin, tatillere gitmişsin. Evet. Abla gidiyor, bongola evlerine gidiyor. Didem ama nasıl abla, gidiyor bu bilmiyorum. Tatil dediği yer Çatalca. Çatalca benim evime yarım saat mesafede, tatil mi oldu? Lüks mü bu diyor, gösteriş yani hayatı gösteriş mı diyor? Yani bu gösteriş mi? Ben abla, anlamadım. Bir bongola evini kiralamak ne kadar? Ne kadar ben bilmiyorum, hiç kalmadı. 5-10 bin lira arası bir yalan şey. Yalan söylüyor Didem abla, yalan söylüyor. Günlük. Ya odur. Didem evet. Abla yalan söylüyor. Araştırılabilir yani. Tabii, şu tabii, anda tabii, atıyor fiyatlarından haberdar olmadığı için. Söylüyorum ben. Biz oraya 3-4 kişi gittik. Her doğru birimiz sensin. 300 TL para ödedik. Bir annem mi gelsin tabii bakalım? Gelsin. Fatma Hanım da gelsin. Kayınvalidesi Yunus'un. Kübra'nın da annesi. Gelir misiniz Fatma Hanım? Fatma Hanım hoş geldin. Günler, sağ ol. Teşekkürler. Alayım seni kızının yanına. Şimdi Yunus da bu aynı şeyi söyledi. Sizin kuzen de, daha doğrusu senin kaynının çocuğu da aynı şeyi söyledi. 13-14 yaşlarında, 15 yaşlarında Kübra evden kaçmış. Kaçtı mı hiç? Yalayacak. Yalayacaklar. 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 Merak etme. Öyle de bir yalayacak. Abla. Annen konuşuyor. Annem burada güzel kendini aklıyorsun lan. Neyle aklıyorum anne ben kendimi? İftiralarına, yalanlarına, dolanlarına kendimi temize çıkarıyorsun ben lan. Ben yalan söyledim diyorsun. Öz kuzeni onunla biz büyümüş. Biz onlarla bir senedir kavgalıyız, davamız var. Biz onlarla davalıyız. Mahkemede şeyimiz var. Lan beni ilgilendirmiyor. Bugün ayakkabımı yorumlasana, sen neyini aldın? Bugün de bunu yorumla lan. 3 senedir ben konuşmuyorum. Yorumlasana bunu da. Neyi yorumlayayım anne? Tamam, bugün de bunu nereden buldun geldin? Anne biz marka takıntılıyız ya. Şeyleri ben senin için. Anne senin dünyadan haberin yok. Yok. Bana anne. Ben saygımı bozmuyorum. Bana anne demem. Didem ablacığım, annen sorabilirsiniz. Gittiğim yerlerle
aynı anda konuşuyorsun. Bir anneni dinleyeyim. Önce bir anneni dinleyeyim. İkisi ağzını alma. Gelirdin mahkemeye. O imzayı bitirdin, sen beni buralara getirmezdin. Ben ne mahkeme gördüm, ben ne kanal gördüm, ben senin yüzünden her şeyi gördüm. Senin yüzünden. Benim yüzümden görmedin. Yüzünden sen gördüm. İnsan olmadığın için. Çocukların yüzünden sen gördüm. Sen insan olmadığın için. Çocukların yüzünden gördüm. Benimle alakası burada yok. Burada çocuğunu almak için çabalıyor. Ben çocuğumu kurtarmanın peşindeyim. Kurtarmanın peşindeydiniz de anne niye şey... Ya konuşma. Saygımı bozmuyorum sana. Konuşma. Sen de saygısı var. Sen benden bir şey bırakmadın. 60 yaşındasın. Sana ya... hala anne diyorum, terbiyeni bozuyorsun. Terbiyesizsin. Kızım. Hadi nerede söyle kızım bana. İzmir'de. Kaç senden nişan ben attı. Kızının uçak sen parasına kadar gönder. Ben ödedim. Ne? Ama bir şey söyle Fatma. Anlıyorum. Kızgın olabilirsin. Senin onu da kızının anlıyorum. Uçak biletini ben kestim buraya geldim. Vay. Ha, kanıtlarım bilet duruyor. Kanıtlar. Nerede? Kızım, siz bunları salmışsınız, gitmiş. Çalışıyor. Gel. Kızım, satarım, sıkıntı yok. Ne yapsın var zaten. İstediğim gibi olsa. Evet değil. Abla. Anneni dinle. Annem mide yok mide. Doğru söylüyor. Benim kızım gizli. Kızım evlenmeye bıraktı. Sen artık bize kan kusturdun. Dedim kızım kötü yer. Doğruları konuş. Doğruları. Kaç yaşında kadınsın? Ben dürüstüm. Hadi dürüst ol. Dürüst. Dürüst ol. Terbiyesiz. Dürüst ol. Az dürüst ol. 60 yaşında kadınsın. Ne kadar şeyleri unuttunuz siz. Köye ölünüz oldu. Siz gidemediniz. Siz kocamı gece aradınız. Benim babası sizin telefon şeyinizi aldı gönderdi sizi. Bilet paranızı cebinize harçlığınıza koydu Cenab-ı Hak. Biz onu da kazandım. Nesiniz ki benim babama para vereceksiniz ya? Kimsiniz siz ya? Didem abla bir şey söyleyeceğim. Fatma Hanım kızım konuştum. Aynı anda konuşmaya karışıklık oluyor. Didem abla bir şey söyleyeceğim. Şu anda burada yalan söylüyor. Benim babamın kapısına, Didem abla benim babamın kapısına benden habersiz ailesi gidiyor. Babama zorla kredi çektirmek için. Babam da çekmedi. Ondan sonra kendisi benim babamın yakasına yapışmaya başladı. Baba bana kredi çek, ben bir kredi günü kesti. Bunlar kesti. Hep yalan mı? Hep yalan benim değil. Hadi araştıralım. Abla araştıra kimin babasının kimin parasını. Bir şey rica edebilir miyim ama? Bir şey rica edebilirim. İkiniz aynı anda konuşunca gerçekten bir şey anlamıyorum. Ya abla bunlar vallahi konuşur. Bunlar şunu söylüyorlar. Yani şunu söylüyorlar. Yunus da babası da ailesi de Yunus da hep onarım parasını yemişsiniz. Allah yemişsin. Benim babamı bir araştırın ya. Benim babamı bir soru soruşturun. O zaman neden babası bileziğimi aldı? Neden çeyreklerimi aldı? Yiyici değilmiş ya baba. Beraber yemedik baba. Sahtesini, sahtesini gidip ikimiz almadık mı pazardan? He? Tabii annemi kandırmak için. Sırf benim annem öğrenmesin diye. İkimiz yemedik mi? Ben hep söylerim. Dedi ki kasada. Eltimin kasasında. Ne kasa sen de beraber aldık. Ya özür dilerim. Altınları nerede yediniz siz abi? Otur ya. Valla Didem abla bir şey için ihtiyacımız vardı Kübra ile. Valla ikimiz sattık ya. Hayır Didem abla benimle ihtiyacı yoktu. Hatta Yunus yudu. Faturaları yatırdı. Bizim evde annenin babanın yanında ben söylemedim. Bak bir şey söyleyeceğim. Birbirinizi dinlemezseniz ben seni dışarı almak zorunda kalacağım. Çünkü anlamıyorum mesela. İzleyiciler de anlamıyor. Artık da yeter.